Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike allazina ishtaraw ad-dalalata bil-huda. O'shalar zalolatni, adashlikni hidoyatning evaziga sotib olgan kishilardir. Ya'ni hidoyatni berib, zalolatni sotib olishdi ular. Qarang, yaxshi narsani berib, yomonlikni sotib olishyapti. Nimaga bunday bo'lyapti? Hidoyat bormaydi ularda. Alloh taolo faqat Qur'onni hammaga yotib qo'ydi. Hozir munofiq kelib Qur'on o'qisa biz man qilamizmi? Yo'q. Masjidga kirib namoz o'qisa man qilamizmi? Yo'q. Demak, Alloh taolaning hidoyati hammaga umumiy kelyapti. Ya'ni haq yo'lni ko'rsatishlik ma'nosida. Hidoyatu tariq degan ma'noda. Hammaga haq yo'l ko'rindi. Lekin ular buni tark qilishdi-da, zalolatda olishdi bular. İmonni tark qilishdi, islomni tark qildi, Qur'on hadisni tark qildi. Küfür, şirk, bid'at, xurofat va Qur'on hadisiga xilof bo'lgan odatlarni qabul qildi, ixtiyor qilishdi bular. Va shu ishlardan tijorat qildi ular. Allohning bergan hidoyatini tashab, shayton tarafidan zalolatda olishyapti. Samara bihat tijaratuhum. Ama bu ticaretlerde nima bo'ldi? Alloh aytibdi ki, ularning ticareti foyda bermadi. Ular foydali ticaret qilmadi ular. Va ma kanu muhtadin va hidoyat topuvchilar bo'lmadilar. To'g'ri yo'lni topmadi ular. Munofiqlar aytibdi ki, biz haq yo'lni qilyapmiz, to'g'risini qilyapmiz deyapti-yu, Alloh aytibdi ki, ular to'g'ri yo'l topishmadi. Xato qildi ular, adashdilar ticaretda. Mu'minlar ular haqiqiy tojirlardir, haqiqiy foyda qilyapti degan kishilar ular. Ba'zan madrasaga shunday odamlar keladiki, o'zlaricha da'vatchi yoki mujohid yoki bir dinga xizmat qilyapti degan siyosiy tarafdan yoki iqtisodiy tarafdan qaysi sohalarda dinga xizmat qilmoqchi bo'layapti degan odam. Keladi madrasada qoladi bir necha kun yoki bir necha muddat. Ammo ilmlarga betorvo. Ibodatga betorvo. Ha birodar, siz bo'sh o'tirgandan ko'ra ilm o'qing. Nimaga bo'sh o'tiribsiz? Tamam, siz mujohid ekansiz, siyosiy ekansiz, tojir ekansiz, yo da'vatchi ekansiz. Ya'ni bu ismlar go'zal ismlar. Lekin siz natijada baribir islom ahlisiz, Qur'on ahlisiz. Sizga Qur'on hadis kerak emasmi? İlim kerak emasmi sizga? İlimge hamamız muhtaçımız. İlim okusuz bu miydi mi? Siz yok. İlim okumaydı. Hani bunu kandeyi şunası bu. Bu kandeyi davetçi. Bu kandeyi mücahit. Bu kandeyi bir iktisadi taraftan hizmet kıladigan. Kandeyi bir siyasi taraftan hizmet kıladigan adam. Demek ki bu münafık bu adam. Çünkü mumun kişi daim Kur'an hadisine muhtaç buladı. Mumun kişi daim ilimge muhtaç buladı. Sahabalar biror marta aytmasdi ki, bizga yetar shuncha o'qiganimiz. Bizga kerak emas ilm demasdi. Butun ulamolar aytadiki, kimiki menga ilm kerak emassa kofir bo'ladi. Ammo hozirgi musulmonlarni ko'pchiligi johillarni qo'ying. O'zini aqlli sanaganlarni ko'pchiligi bizga ilm kerak emas deydi. Va o'zimizda ilm bor deydi. Hech narsa yo'q. Hech narsani bilmaydi, hech narsadan xabari yo'q. Shuning uchun Qur'on hadisni qadrini bilmaganligi uchun yo'q, istifoda qilmaydi. Ilm hosil qilmaydi. O'zini qilayotgan soxta ishlariga aldanib yashayapti u. Ammo ular zarar qilyapti ular. Haqiqiy mu'min kishi nahotki ilm o'qishlikdan zeriksa, nahotki ilm o'qisa uni vaqti bekor ketsa, ilmdan zarar qiladimi inson? Qur'on hadisni o'rganishlik bilan seni vaqting o'tib ketadimi? Vaqting zoyi bo'lyaptimi seni? Ammo ko'pchiligi shunday. Bir odamni ko'rdingizmi ilmga befarvolik qilyapti? Shunga siz bemalol guvohlik beringki, bu odam soxtakor. Mujohid bo'lsa soxtakor mujohid, da'vatchi bo'lsa soxta da'vatchi, siyosatchi bo'lsa soxta siyosatchi, iqtisodiy tarafdan xizmat qilaman deb turgan bo'lsa soxta bu odam. Ya'ni hamma da'vosi soxta. Bemalol bunga guvohlik beravering. Sahobalarning ichida shunchalik ko'p sahobalar bor, birortasi ilmga befarq emas edi. Va shu dindorlikni da'vo qilgan kishilar masalan, madrasalarda ilm o'qisa, ilm hosil qilsa, ertaga ya'ni o'zini da'vo qilgan narsas hosil bo'lmadi. Aytaylikki, Istanbulga kelgan bir tijorat uchun madrasada qoldi 15 kun. Yo Istanbulga kelgan da'vat uchun, yo bir jihad uchun madrasada qoldi 10 kun. Ilm o'qidi, uni targ'ib berib yurib, yo uyalganligidan ketyapti turgan vaqtida asabi buzilgan holatda.
Hüttü bir harlengen. Hüttü işletilingen bir kullik. İşletilingen de hakkı verilmegen bir işçilik. Nefret giden halette. Kitadı. Uzaklaşadı sizden. Hayran kılaz. Sen Kur'an-ı Hadis okudun ki. Kur'an-ı Hadis'den meşhur bunu ibadet kıldın. Hep bekar öttü vaktin deydi. O zayıf yaptı. Neniz vaktin bekar öttü deydi. Bizimki bekar ötme yaptı elhamdülillah. Lekin onunki bekar ötü yaptı. Tuğra eti yaptı. Onunki bekar öttü. Demek ya? İlimde kadını bilmiyordu bu adam. Dinde kadını bilmiyordu. Okudu din bilen şugullendi, ilim bilen şugullendi. Hemen sahta kanlı geldi. Yani bir yerdeki sahta bir isimler bu arada, sahta isimler. O şerada hasır kılıçlı gücün kılıyatırıyordu buna sana. Hayatı ki hasır bulmadın bu kere yiyor, bir kere öttü. Kereyemezsin onun gibi Kur'an-ı Hadis. Doğru et yaptırlar. Uzunu tırılma uzun etraf kılıyaptı uzun et sahta kanlı geldi. Siz de neye şak kılıyapsınız? Sahta kan bunlar. Bunlar ticaretlere fayda kınadı. Ve ola doğru yolunu tapuçuya buluşanlar olur. Ulaike lezine eşteravu dalalete bil huda ey istabdaluha bihi. İstabdalu kari almaştırdılar diye. Feme rabihat ticaretuhum ey me rabihu fiha. Ula ticaretlerde fayda kılışmadı. Bel khasiru belki zarar kıldılar. Limesirihim ilen naril muabbedeti aleyhim. Ular için abadi bugün cehennemye kaytkenlikleri için ula zarar kıldılar. Ve mekanu muhtedin fîmâ fa'lû tiyanişlerde doğru yolunu tapuşu hem buluşmadı. Hani şu derecede bir ahmak insanlar bunlar, münafıklar. Şu derecede cahil insanlar. Bir insan, siz pül verip bazarga cönetsiz, bari bazarga bari unap giyin, meyve çevap giyin de cönetsiz. Yani 5 lira veriyoruz. 5 dolar veriyoruz, başınca meyve çevap giyin de. Meyve çevap giyse, hani ne bulandı? Bir içkine bir ilişte, hatta ki 2 kilo ya ki 3 kilo meyve kilardı. Bir vakit 200 saatten gün kildi terler pişken halette. Hatta sen dedi küçükine bir ilişte meyve gelişe cönetiyordun. Ben bir kop nasrap geldim dedi. O ne yap gettikin de bu karasız kopla içti ona tezek. Tezek yap gettik ya. Bu fayda kıldım o. Hani? Faydalı nasan onu ne zararlı hesap gettik ya. Ne kıladı onu? Ne faydası var? Münafıkların halatı için yok şeydi. Ular uzları cehennemde otun satı alışı yaptılar. Ular necasat satı alışı yaptı. İndemel müşrikûne necesun. Müşrikler necestir diyordu Allah-u Teala. Hasıl kılını yaptırken günahlar hemen necestir. Neces satı alışı yaptılar. Hakkı verip kıymetli umurunu veri yaptı. Kur'an-ı Hadis'te istimal kılı yaptı. Dinini verip necesat satı alışı yaptılar. Şunun için ular faaliyetini kılışmayıp, ticaretlere zarar kılıyordu. Allah-u Teala bu münafıklık sıfatlarından hemimizini ve bütün mumullarını saklasın.